17 Ağustos depreminde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza, Sayın Hasan Doğan'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Türk ulusuna başsağlığı diliyoruz. Hakikaten çok kötü günlerdi hepimiz için ve o kötü günleri geride bıraktık. 17 Ağustos'un acılarını, yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Takım kadroları ekranlarımıza geliyor ve artık o acıları yaşamamak en büyük dileğimiz. Sayın Hasan Doğan'a ise Allah'tan bir kez daha rahmet diliyoruz. Yepyeni bembeyaz bir sayfa açtı Türk futbolunda ve o sayfanın ilk satırları Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yazıldı. Bu akşam da yeni sezon başlıyor. Yeni sezonun futbol ailesine hayırlı olması, hepimiz için hayırlı olması en büyük dileğimiz ve bu beyaz sayfaya güzel yazılar yazmak en büyük dileğimiz. Mihail Skibe ekranlarımıza geldi. Tribünler sarı kırmızı, gece sarı kırmızı ve yeni futbol sezonu sarı kırmızı başlıyor. Siyah formayla Kayserispor'u izleyeceğiz. Mehmet Topuz takım kaptanı ve Galatasaray yeni formasıyla oyun alanında turuncu formayla mücadele edecek. İşte Kayserisporlu oyuncular ekranlarımızda. Golleriyle adından çok fazla söz ettirebilir. İleri uçtaki iki oyuncusunu değiştirdi. İlk düdük ve güzel bir maç olması, güzel bir futbol gecesi olması en büyük dileğimiz. Agohava. İlk atak, ilk tehlike ve top az farklı dışarı gidiyor. Mehmet Topuz. Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli isimlerden biri. Mehmet Topuz hareketleniyor. Az farklı top dışarıda. İlk tehlike Kayserispor'dan. Eren, genç isimlerden biri, geldi savunmadan. Kafa vuruşu ve top az farklı dışarıda. Milan Provic. Kayserispor'un yeni golcüsü, adından bu sene çok fazla söz ettirebilir Milan Provic. Şimdi Hasan. Hasan güzel dönüyor. Hasan Şaş, iki güzel çalım. Hasan Şaş, Ayhan şut pozisyonunda. Ayhan vuruyor az farklı top dışarıda. 8. dakikada ilk saniyeler. Sezonun en istekli oyuncularından biri Hasan Şaş'ın pası. Her zaman istikrarlı, her zaman formda bir isim. Ayhan vuruyor ve topu dışarı gönderiyor. İşte Ayhan. Servet. Hasan. Provic. Provic. Out. Provic ekranlarda. Kayseri Nonda. ...19. dakikadayız. 0-0 beraberlik var Süper Kupa'da. Ali Turan. Mehmet Topuz. Eren. Mehmet Eren'le oynamayı tercih etti. Mehmet Eren. Mehmet Eren. Sabri. Mehmet Eren. Bir an Sabri'den sıyrıldı ama iyi bir orta gelmiyor Mehmet Eren'den. Kayseri Spor. Provic'in önemli bir sorunu yok. İzin bekliyor Selçuk Dereli'den. Top oyuna girdikten sonra sanıyorum izni verecek Selçuk Dereli. Mehmet Topuz topun gerisinde. Doğrudan kaleye bir vuruş gelebilir. Çok etkili vuruşları var Mehmet Topuz'un. Kaleye ve son anda uzanıyor Aykut. Mesafeye aldırmaksızın müthiş vuruşlar yapabilen bir isim Mehmet Topuz. 25 yaşında Türk futbolunun parlayan yıldızlarından biri ve futbolumuzun geleceklerinden biri. Hakikaten çok önemli. Şimdi orta, ters bir vuruş ve korner. Kayserispor köşe vuruşu kullanacak. 34. dakika. Mehmet Eren ekranlarda. Tam bir görev adamı Kayserispor'da. Mehmet Topuz köşe vuruşunu kullanıyor.
Savunmadan Eren yine ileri çıktı. Orta. Kaytut boşa çıkıyor. Provic direkten döndü. Provic'in kafa vuruşu. Kayserispor'un yeni transferi. Provic gole çok yaklaştı ama top direkten geri geliyor. Kayserispor için şanssız bir an. Hakan sakatlık geçiriyor Galatasaray'da. İşte Mehmet Topuz'un ortası. Provic iyi yükseliyor, iyi bir kafa vuruşu. Maçın şu ana kadar izlediğimiz en önemli pozisyonu. Şaş. Hasan Şaş, serbest vuruş. Belki de son bir şans olacak bu ilk yarı için Galatasaray adına ve Lincoln topun gerisinde. Lincoln'un ortası, Barış Süleymanu. Çabuk oynadı ama Selçuk Dereli de ilk 45 dakikayı bitiriyor. İlk yarıda gol yok. Direkten dönen bir top Kayserispor'dan geldi, Provic'ten. İşte son pozisyon ekranlarda Barış'ın kafa vuruşu. Galatasaray'ın yakaladığı önemli pozisyonlardan biriydi ilk yarıda. İlk 45 dakika 0-0. İkinci yarıda yine birlikte olacağız. Süper Kupa heyecanında. Galatasaray ve Kayserispor oyun alanına geliyorlar. İşte Hasan Şaş, futbolumuzun çok önemli isimlerinden biri. Özellikle 2002 Dünya Kupası'nda adını tüm dünyaya duyurdu. Ardından bir düşüş dönemi yaşadı ama özellikle bu sezon çok ama çok iyi görünüyor Hasan Şaş. Hazırlık kampında da burada da çok iyi bir görüntüsü var. Galatasaray'ın tecrübeli kaptanı Hasan Şaş'ın. Herhalde bunu da düşüneceklerdir ya da değiştireceklerdir. Yeni sezondaki önemli değişikliklerden biri bu olacak çünkü. Ve Selçuk Dereli de oyun alanına geldi. Artık futbolun ikinci yarısının başlamaması için hiçbir sebep yok. İlk 45 dakikada gol izleyemedik. İlk 45 dakikada bir top direkten döndü. O da Kayserispor'a ait. Provic'in kafa vuruşu direkten dönmüştü. Ve ilk yarı biterken de Galatasaray'ın Barış da yakaladığı bir şans kafa vuruşu. Kaleci Süleyman'da kalmıştı. Eğer maç berabere biterse uzayacak. 15'er dakikalık iki uzatma devresi heyecanını yaşayacağız. Altın gol yok. Uzatma bölümlerinde de eşitlik bozulmazsa penaltı vuruşları kazanan takımı belirleyecek. İkinci yarıya Galatasaray başlıyor. Hakan Balta. Nonda. Ali Turan. Taç Galatasaray'ın. Sabri. Hasan. Ayhan. Mehmet Topal. Sağ kanatta bir boşluk. Barış. Toledo. Sabri. Mehmet Topal. Hasan. Ayhan. Lincoln. Nonda. Ve top dışarıda. Bu arada Lincoln ayağında bir sorun var. Sakatlıklarla başı dertten kurtulmayan bir isim Lincoln. Çok zorladı az önce ve ardından bir darbe. Ama şimdi oyuna devam ediyor Lincoln. Ago Hava'nın yaptığı hareket. Faul. Şimdi Abdullah. Hasan Şaş.
Mehmet Topal, Ayhan. Lincoln yanında, Ayhan götürüyor. Barış, Sabri, içeriden onda, Sabri sıyrıldı, Sabri oradan onda, geriye çıkarıyor, Ayhan out. Galatasaray'ın maçın başından bu yana yakaladığı en önemli pozisyon. Sarı kırmızılı futbol severleri, Galatasaray'a gönül verenleri heyecanlandıran, ayağa kaldıran, ümitlendiren bir pozisyon. Ayhan dışarı gönderiyor, güzel bir atak. Sabri'nin ortası, Nonda mükemmel indiriyor. Aldı at tercisine bir pas. Ayhan dışarı gönderiyor. Ayhan düşüyor. Devam diyor Selçuk Dereli. Barış. Taç Galatasaray'ın. Oyuncu değişikliği Galatasaray'da. Galatasaray'da çok önemli bir isim şimdi oyuna giriyor. Harry Kewell, sarı kırmızılı futbol severlerin merak ettiği bir isim. Barış'ın yerini oyunda Kewell. Taç atışı kullanıldı. Sabri. Hasan sağ kanada geldi Barış çıktıktan sonra. Kewell sol kanatta. Hasan Şaş, orta güzel, Kewell ve gol! Girer girmez atıyor Kewell. Galatasaray 1, Kayseri Spor 0, gol Harry Kewell. Mükemmel bir gol atıyor Galatasaray. Hazırlanış olarak hakikaten harika bir gol. Hasan Şaş mükemmel taşıyor. Aldı at dercesine, Harry Kewell'a hoş geldin dercesine bir top. Ve o da tabii ki değerlendiriyor. Avustralyalı yıldız Harry Kewell. Hasan Şaş'ın mükemmel ortası ve harika bir gol. Harry Kewell oyuna girdi ve oraya gitti. Sadece oraya kadar gitti. Yükseldi, kafayı vurdu ve gol oldu. Girer girmez gol atan çok fazla oyuncu gördük ama herhalde böylesi çok az görülmüştür. Gol Hasan Şaş, ortasında Kewell ve dakika 67. Galatasaray şimdi 1-0 üstün. İlk yarıda harika oynayan, bir topu direkten dönen Kayseri Spor 15 dakika boyunca ikinci yarıda kapandı. Kapanmak zorunda kaldı. Bambaşka bir Galatasaray var oyun alanında ve Galatasaray 1-0 üstün. Gol Avustralyalı Harry Kewell'dan. Mehmet Topuz, Mehmet Eren ve Aykut. Sanki ilk yarıdaki maç başka bir maç, ikinci yarıdaki maç başka bir maç. Harika, harika bir atak. Şimdi Kayseri Spor oynuyor. İşte Mehmet Eren, mükemmel bir vuruş, iki güzel hareket, Aykut mükemmel uzanıyor. Volkan ekranlarda. İkinci oyuncu değişikliği hakkını kullandı Galatasaray. Dakika 72. Nonda. Şimdi Nonda ceza alanında, offside yok. Nonda ve 2-0. Nonda. Galatasaray farkı 2'ye çıkarıyor. Nonda ve Kewell, iki golcü sarılıyor. Galatasaray tribünleri ikinci kez ayakta. Galatasaray durumu 2-0 yapıyor. İşte Nonda. Çok iyi başladı sezona. İşte offside yok. Hareketleniyor Nonda. Lincoln içeride ama kalecinin yanından bırakıyor. Çok rahat bir şekilde Nonda.
Ve Kayseri Spor bir oyuncu daha değiştirecek 2-0'dan sonra. Umut oyuna giriyor. Provic oyundan çıktı. Kayseri Spor'un ileri ucundan bir isim. Provic. Sizler bu golün tekrarını izlerken Kayseri Spor'da oyundan çıktı Provic ve Umut onun yerine görev yapıyor. Süleyman'ı görüntüde çok tecrübeli bir kaleci. Şimdi Lincoln. Kayseri Spor etkili geliyor bu kez. Saido, Umut. Umut'un ortası. Agahova. Mehmet Eren. Mehmet Eren ve Aykut. Bu arada yağmur birdenbire şiddetlendi Duisburg'da. Akşam saatlerinde çok az bir yağmur vardı. Futbolu ve sahayı hiç etkilemeyecek derecede. Ama böyle yağarsa maçın son anlarında etkili olabilir. Ya da zemin etkilenebilir bu yağıştan. Nonda. Ayhan. Kivil sol kanatta boş. Volkan Yaman. Kivil. Kivil. Devam dedi Selçuk Deniz'i avantaja bıraktı. Kivil. Kivil gidiyor. Harry Kivil. Harry Kivil. Orta. Lincoln vuramıyor. Ya da istediği gibi vuramıyor. Harry Kivil. Avustralyalı Harry Kivil. İşte böyle geçiyor rakibini. Sağından atıyor, solundan geçiyor. Güzel orta. Lincoln yükseldi ama istediği vuruşu yapamıyor. Abdullah. Genç bir isim ve bu akşam orta alanda son derece başarılıydı. Ümit milli takımımızın kadrosunda Abdullah. Ve orta sahada keyif veren oyunculardan biri Abdullah. Şimdi Mehmet Topuz ve topu ağlara gönderiyor. Mehmet Topuz'un vuruşu ve topu ağlara gidiyor. 2-1. Kayseri Spor'u umutlandıran gol Mehmet Topuz'dan, kaptandan geliyor. Mehmet Topuz. Dakika 89. Ayhan. İşte böyle bir serbest vuruş. Savunmanın gerisine iyi sarkıyor Mehmet Topuz ve güzel bir gol. Durum şimdi 2-1. Dakika 89. Meyra. Nonda. Ayhan. Kivil. Mehmet Topuz. Umut. Sol ayağı çok iyi. Umut. Meyra. Sabri. Umut. İkinci duraklama dakikasının içindeyiz. Toledo. Orta geliyor. Agahova. Ve Aykut'ta kalıyor top. Belki göğsüyle indirmeyi düşünse, düzeltmeyi düşünse çok kolay bir toptu. Rahat indi ceza alanına. İşte pozisyon ama sanıyorum beklemiyordu böyle bir topu. Zaten o da aynı şeyi düşünmüş. Pozisyonundan o anlaşılıyor ama sadece çarpıyor kafasını. Galatasaraylı futbolcuları çabuk oynamaları konusunda Selçuk Dereli uyarıyor. Sabri. Mehmet Topal. Üçüncü duraklama dakikasının içindeyiz. Volkan. Durmuş. Eren. Sabri. Mehmet Topal. Basıyor ve topu alıyor Kayseri Spor. Agahova. Sağ kanatta Mehmet Eren. Mehmet Eren orta. Agahova'yı geçiyor. Agahova'yı geçiyor. Ve Kayseri Spor için çok ama çok önemli bir şans değerlendirilemiyor. Üçüncü duraklama dakikası bitecek artık. Sabri. Taç. Galatasaray'ın. Cem Satman'a Tolunay Kafkas'ın tepkisi var. Yardımcı hakeme. Ayhan.
Müthiş bir ikinci yarı. Müthiş bir Süper Kupa maçı izledik ikinci yarıda. Sabri Taç. Dördüncü duraklama dakikası. Dikkatler Selçuk Dereli'de. Son bir şans olabilir Kayserispor için. Mehmet Topuz hareketlendi. Agahova ceza alanında. Korner. Kayserispor köşe vuruşu kullanacak. Mehmet Topuz, girin diyor arkadaşlarına. Hepiniz girin içeri. Kayserispor tamamen ceza alanında. Bir oyuncuları kaldı geride. Mehmet Topuz orta, kafa yükseliyor. Agahova ve Toledo ama top ters taraftan taca gidiyor. Tehlikeli geliyor Kayserispor. Son bir şans olabilir. Mehmet Topal kademede bitirdi Selçuk Dereli. Köşe vuruşunu kullandırmıyor. Bitiriyor Selçuk Dereli ve Süper Kupa Galatasaray'ın oluyor. Kayserisporlu oyuncuların itirazları var. Ve Mehmet Topuz Selçuk Dereli'nin yanında. 90 dakikanın sonucu Galatasaray 2 Kayserispor 1. Kivil Benonda 66-73. Ardından Mehmet Topuz dakika 89 ve 2-1 Kayserispor genç oyuncularıyla müthiş bir mücadele verdi. Galatasaray ikinci yarıda futbol severlere keyif verdi ve ikinci yarısı bambaşka olan futbol adına güzelliklerle dolu bir 90 dakikanın sonunda Süper Kupa Galatasaray'ın oluyor. Sayısız gol fırsatlarından yararlanamadı ama ikinci yarıda bir düşüş oldu ve 2-1 kaybettiniz. İkinci yarı oyunun 30 dakikası Galatasaray'ın kontrolündeydi maç. Maalesef iki tane kötü gol yedik. Kötü dakikalara denk geldi. Oyunun son 10 dakikasında tekrar kontrol elimize aldık ama gücümüz beraberliği getirmeye yetmedi. Çok pozisyonumuz var. Galatasaray söylediğim gibi ikinci devre bizden daha iyi oynadı. Ama kupanın adına yakışır bir futbol sergilediğimizi düşünüyorum ben. Kayserispor adına. Lig için iyi bir prova oldu. Herkese lig başlayacak sakatsız, kazasız, belasız iyi bir lig diliyorum. Herhalde hakemler bu arada golleri izliyorsunuz. İşte Kivil oyuna girdi. Ayağıyla topa vurmadan kafasıyla golü attı girer girmez. Dakika Selçuk Dereli ve hakemlerden sonra Kayserisporlu oyuncular gelecek ama bu arada bir röportaj alalım ve Sabri'yi dinleyelim. Sabri tebrikler. Karşılaşmanın ilk yarısı doğruyu söylemek gerekirse pek bize zevk vermedi ama ikinci yarı daha tempolu bir karşılaşma oldu. Ve İstanbul'a mutlu dönüyorsunuz ve aynı zamanda Stabük Kış maçını da bir anlamda unutmuş olduğunuz yanılmıyorsam. Tabii sizin de dediğiniz gibi ilk yarı fazla keyifli bir maç olmadı. Biz istediğimiz gibi maça iyi başlayamadık. Kayseri biraz daha iyi başladı bize göre Kayseri Spor. Bir iki atakları vardı, reklamların topları vardı. Tabii biz bu kötü oyunun arkasına sığmamak için ikinci yarıya daha bir hırslı, daha bir kendimize gelerek başladık. Nitekim de hem pozisyonları bulduk hem golleri bulduk. Çok iyi bir maç oldu. İlk yarısı o kadar iyi değil de ikinci yarı çok zevkli bir maç oldu. Sezon öncesi çok iyi bir prova oldu bizim için. Özgener'e verdi kupayı ve Ayhan Hasan Şaş birlikte alıyorlar. Süper Kupa Galatasaray'ın 2007-2008 sezonunun Süper Kupası Galatasaray'ın müzesine gidiyor. Galatasaraylı futbol severler, Galatasaraylı futbolcular yaşıyorlar bu sevinci. 2-1'lik galibiyetin ardından. Süper Kupa Galatasaray'ın oluyor. Kivil ve Monda'nın attığı gollere Mehmet Topuz'dan bir karşılık geldi. Galatasaray 2-1 kazandı ve Süper Kupa Galatasaray'ın müzesine gidiyor. Gece Galatasaray'ın gecesi oluyor. Galatasaraylı futbol severler sevinç içinde. Kayserili futbol severler de tribünleri terk etmediler. Galatasaray'ı alkışlıyorlar ve gecenin fotoğrafını böyle veriyor Galatasaray. İşte şampiyonluk kutlaması, şampiyonluk fotoğrafı. Geçen yıl Turkcell Süper Ligi'nde şampiyon olmayı başarmışlardı. Bunu da Süper Kupa'yla tamamlıyor Galatasaray. Sayın